Merhaba arkadaşlar, AYT serimizin üçgende açılar kısmına geliyoruz. Şimdi üçgende açılar soruları bayağı bir can yakıyor arkadaşlar. Yeni nesil soruları bayağı yoğunlukta. Birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Şekil 1'deki ABC ikizkenar üçgeni biçimli tel çerçevede AB AC'ye eşittir. Bu çerçeve C köşesi etrafında saat yönünde, arkadaşlar saat yönü şu yön nedir? Negatif yöndür. Saat yönünde bir miktar döndürüldüğünde, bir miktar döndürülmüş arkadaşlar. B köşesi görüldüğü gibi AB üzerindeki B üssü noktasına geliyor. Burada şu B üssü KC 56 derece olduğuna göre AC B üssü açısı X kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Sorumuz güzel bir soru. Tam bir arkadaşlar AYT'lik bir soru. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu ikizkenar üçgenimiz bir miktar döndüğü zaman BC kenarı sabit kalır. AB kenarı sabit kalır. AC kenarı sabit kalır. Yani uzunluklar ne artar ne kısalır. Doğru mu? Doğru. Peki burada ilk göreceğimiz şey nedir arkadaşlar? Şu BC ile arkadaşlar B üssü C birbirine eşittir. Bir onu görelim arkadaşlar. Yani ben şuradaki açıya Y dersem arkadaşlar, ikizkenar üçgen olduğu için şurası X artı Y ise burası da nedir arkadaşlar? X artı Y'dir. Burası da X artı Y olur. Peki bunlar da ikizkenar üçgen olduğu için şu kısımda arkadaşlar nedir? X artı Y midir? Evet. Şu bir üçgen mi? Evet. O üçgenimizde X artı 2X artı 3y 180 derecedir arkadaşlar. Bunu gördük. Daha sonra bu ikizkenar üçgen sağ tarafa doğru saatin yönünde arkadaşlar bir miktar döndürüldüğü zaman şu açımız değişir mi arkadaşlar? Değişmez. Bu açımız da x artı y'dir. Burada da bir üçgenimiz var. O üçgenimizin iç açılar toplamından faydalanıyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz. 2x artı y eşittir arkadaşlar. 180'den 56 çıktı. Ne kalır arkadaşlar? 124 kalır. Bunları taraf tarafa arkadaşlar çıkarttığım zaman 2x'ler birbirlerini yediler. 3y'den y çıktı arkadaşlar. 2y. 180'den 124 çıkınca 56 kalır. Y'nin arkadaşlar 28 olduğu çıkar. Y 28'miş. Bizden istenen arkadaşlar x'miş. O zaman şurada yerine yazalım arkadaşlar. 2x artı 28 eşittir 124 arkadaşlar. 2x eşittir 124'ten 28 çıktı. Arkadaşlar ne yapar? 96 kalır. Peki 2x 96 ise x arkadaşlar 48 olarak çıkar. Cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soruydu arkadaşlar. İkinci sorumuza bakıyoruz. Şimdi ikinci sorumuzda bakalım arkadaşlar. ABC bir üçgen. Eşitlikler verilmiş arkadaşlar. 3 tane eşitliğimiz var. ABD 60 dereceymiş. BAC 85. BDC X. Bu soru arkadaşlar, bu soru şekli eskiden olimpiyat kitaplarındaki sorulara benziyor arkadaşlar. Olimpiyat kitabındaki çıkan olimpiyat sorularına benziyor. Şimdi neden? Şu 60 derecenin yanındaki kenarlara bakın arkadaşlar. Yanındaki kenarlar nedir? Eşittir arkadaşlar. O zaman ben bu A ile D'yi birleştirdiğim zaman burada ne var arkadaşlar? Bir eşkenar üçgen var. Şurası da nedir arkadaşlar? Eşittir. Peki şuraya ne kaldı arkadaşlar? 85'ten 60 çıktı. 25 kaldı. İkizkenar üçgenimiz var mı? Var. Burası da arkadaşlar 25 derecedir. Dolayısıyla şurası arkadaşlar 130 derece olur. 130, 60 daha 190, 360'tan arkadaşlar 190'ı çıkarttığımız zaman 170 derece ile arkadaşlar karşımıza çıkar. Demek ki cevabımız 170 derecedir arkadaşlar. Evet, üçüncü soruya bakıyoruz şimdi sevgili arkadaşlar. Şöyle bir sorumuz var. Aşağıdaki şekilde AH BC'ye dikmiş. Arkadaşlar bir üçgende, daha doğrusu bir ikizkenar üçgende tepeden tabana indirilen dikme tabanı keş parçaya böler mi? Böler. Bunlar eşittir. Burası nedir arkadaşlar? Açıortaydır. Peki burada ilk etapta görünen nedir arkadaşlar? Şuradaki diklik şunları iki eş parçaya bölmüş. Demek ki bu arkadaşlar bir ABC
ikizkenar üçgenidir arkadaşlar. Dolayısıyla şunlar nedir arkadaşlar? Birbirinden eşittir. Peki bunlar birbirine eşitse arkadaşlar, şurası nedir? Şurası nedir arkadaşlar? Bir de bir şey daha vermiş. Bakın. AB'yle arkadaşlar DC'yi de eşit vermiş. O zaman AC'miz de eşitse burası da eşit midir arkadaşlar? Eşittir. Dolayısıyla burası 80 ise şurası da 80'dir. 80 daha arkadaşlar 20 derece olur şurası. Buraya kaldı 10. Zaten burayı istemiyor. Peki 30 derece arkadaşlar ne oldu? Şuranın tamamı 120 oldu. X arkadaşlar kaçtır? 40.